Lucas'ı tespit ettiğimiz mekana geldim. İçeri giriyorum. Bir gariplik var. Nedir o? Evin çevresinde hiç koruma yok. Belki Lucas buradan çoktan gitmiştir. Belki de tuzaktır. Her zaman olduğu gibi seni bekliyorlardır. Dikkatli ol. Hoş geldin Akıncı. Merak etme, etrafta kimse yok. Zaten etrafında da kimse kalmadı. Silahını yavaşça yere bırak Lucas. Beni bulacağını biliyordum. Ama artık hiçbir şeyin önemi yok. Lucas, silahını yere bırak. James, 40 yıllık özel günlerim için saklıyorum. İşte en özel günüm geldi, çattı. Sen benimle geliyorsun. Nereye? Güvenli bir yer mi kaldı? Ne senin için, ne de benim için. Ne demek istiyorsun? Tam bir baş belasıydın Akıncı. Ama senin için de gelecekler. Ve geldikleri zaman sadece acı getirirler. Dayanılmaz bir acı. Kendi kaderimin hep farklı olduğunu düşünürdüm. Ama artık hiçbir anlamı yok. İntikamın da bir anlamı yok. Beni telefondan buldun Helen. Kim onlar? Neye üzülüyorum biliyor musun Akıncı? Senin gebermeni gözlerimle göremeyeceğim. Cevdet'imde. Lucas! Ölümden korkuyorum Akıncı. Ama onlardan korktuğum kadar değil. Yapma! Abi, Lucas kendini vurdu. Sen kimden bu kadar korkuyordun Lucas? Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Her şey. Aynı anda görmek mümkün. Anlamak için sanatçının zihnine ulaşmak gerek. Ama bu imkansız. Ben sanatçının heyecanını hissediyorum. Renklerle, desenlerle kendini ifade etmiş bir dünya yaratmış. Kimse tarafından anlaşılmayı beklemiyor. Bizler de kimse tarafından anlaşılmayı istemiyoruz. Ama yapmamız gereken daha çok şey olduğunu biliyoruz. Lucas'ın telefonu. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Sanki ölmek için beni bekler gibi.
Geldikleri zaman dayanılmaz bir acı getirecekler. Aynen bunu söyledi değil mi? Hı hı. Gizli yapı, Cevdet. Hı hı. Onlardan kendini öldürecek kadar korktuğunu sanmıyorum. Her ne geliyorsa çok daha büyük bir şey olmalı. Bakalım belki Lucas'ın telefonundan bir şeyler buluruz. Cüneyt'in yerini tespit edebilirim peki? Henüz değil. Ama hangi deliğe saklandıysa kafasını çıkarttığı anda onu bulacağız. Tamam abi, sen bak, ben o zaman çıkıyorum. Tamam aslan, görüşürüz. Hadi güzel. Evet Lucas efendi. Bakalım kimlerle konuşmuşsun? Konuşayım, ne oldu? Görüştüğü bir çocuk var diye bunun. O Londra'ya gidiyormuş. Beyza da işte birazcık şey olmuş. Anlarsın ya. Tamam, konuşurum. Tamam. Orada içeride. Hiç bana bak. Benden duymadın. Tamam. Evet. Gireyim mi? Kay bakayım. Teyzem söyledi sana tabii ki. Ya zaten olmayacak bir şeydi. Üzülmüyorum ben. Merak etme. Merak etmeyeyim. Peki, merak etmeyin. Yani şu el kadar bir şeydim biliyor musun? Seni 10 yaşımda benim kucağıma verdiler. O kadar küçüktüm ki. Ben o çocuk halimle seni böyle tek kolumda taşıyabiliyordum. O kadar çık. Senin ilk karşılaşmamızda bana bir bakışın var. Bana öyle bir baktın ki, sonra böyle ellerini uzattın, ben de ellerimi uzattım. Benim şu baş parmağıma bir tutuşun var. O an o çocuk halimle bir söz verdim. Ne zaman benim elimi tutmak ister, bana ihtiyaç duyar, o zaman ona elimi uzatırım ve asla bırakmam. O yüzden bana öyle merak etme falan yemez. Merak ederim ben. Keşke sana hayatında adil olduğunu söyleyebilseydim. Tökezlemeyeceğini, acı çekmeyeceğini ama doğru olmazdı. Ben seni bunlardan koruyamam. Çünkü ben bir yere kadar gelebilirim. Ama ne zaman düşersin, o zaman seni kaldırmak için orada olurum. Bunu hiçbir zaman unutma. Çekiyorsun, görüyorum. Ama geçecek. Söz veriyorum, geçecek. Acı çekiyorsun çünkü kalpten sevdim. Ne yapalım? Bir zaman sonra ne oluyor biliyor musun? Ne kadar öfkeli ya da acı içinde olursan ol, sadece güzel şeyler hatırlıyorsun. Neden sadece güzeller biliyor musun? Çünkü sen iyi bir insansın. Bu iyi insanların yanına kâr kalan ender bir özellik. Ya o kadar uzun bir hayat, o kadar uzun bir hayat var ki. Of, kıskanıyorum seni. Beraber yaşayacağız. Benden kurtulamazsın zaten. Sen benim koruyucum meleğimsin. Öyle miyim?
biraz babamdan bahsetsene bana. O da senin gibi böyle sakin sakin mi konuşurdu? Sükunet abidesiydi. Bir tek Trabzonspor maçları hariç. Ano o zaman Karadeniz Fırtınası esirdi. Aa, Laz uşağını durdurmak ne mümkün. Açın sen de yaşadın o günler biliyorsun. Biliyorum. Geçecek. Söz. Gecenin bu saati sen nasıl buraya kadar geldin? Yani o kadar mesai mi var burada? Bu kadar da olsun. Bir şey konuşmam lazım seninle. Tabii. Nedir mesele? Kemal müdürle mi ilgili? Yok yok. Kemal müdür iyi biliyorum. Mesele Aylin. Geçen onu sorgulamışsınız. Evet. Neyle ilgiliydi? Ben bir soruşturmayla ilgili sana bilgi veremem biliyorsun. Kim olduğunu biliyorsun değil mi Güneş? Evet, üvey annen. Bu benim için çok önemli. Bak Emniyet Müdürlüğü'nden haber geldi. Kemal Müdür hakkındaki tüm suçlamalar düşüyor. Çok güzel bir şey bu. Evet, aramıza geri dönüyor. Çok sevindim. Eğer senin yayınların olmasaydı gerçekten bu kadar kolay olmayacaktı. O yayınları senden istediğim bir şey için yapmadım biliyorsun değil mi? Yani doğrusu bu olduğu için yaptım. Tamam. Ama sadece bir seferliğine, tamam mı? Aylin Emiroğlu'nu öldürülen Doktor Okan için sorguya çektik. Neyse kadın taş gibi çıktı. Ya soruşturmada o kadar sağlam cevaplar verdi ki. Yani artık bizim için şüpheli olarak görünmüyor. Yani olayla bir ilgisi yokmuş öyle mi? Yani biz delillere göre hareket ederiz. Onun hakkında da hiçbir somut delil bulamadık. Çok sağ ol Güneş. Sadece... Ne? Öldürülen doktor kuzeni olmasına rağmen hiçbir duygu belirtisi göstermedi. Bir dakika, kuzeni miymiş? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kemal müdürü merak etmiş, durumu ne diye sordu. Bu dosyaya Babür'ün ifadesini de ekleyin. Tabii başkomiserim. Ne haber Köksal? Merhaba Aylin Hanım. Bir şey yoksa ben çıkıyorum. Kaç yıldır tanışıyoruz biz seninle? Son zamandır. Hala ama merhaba Aylin Hanım. İzin verirseniz servisi ben yapayım. Kahve.
biraz süt. Buyurun. Bunca yıldır tanışıyoruz ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Mesela bir ailen var mı? Karın, sevgilin. Bir zamanlar vardı. Ne oldu? Ayrılık. Sonsuza dek. E sonra olmadı mı hiç başka biri? Bazı şeyler içte yaşanınca güzel. Bize müsaade eder misin? Bir şey konuşmamız lazım. Ne konuşmak istiyorsun Nergis? Bana açıklaman gereken şeyler var Şahin. Demek Kostik'le konuşmuşsun Lucas Efendi. Bakalım ne konuşmuşsun? Bir dakika, ne oluyor böyle? Eve gelmeler aniden, haber vermeden, hesap sormalar falan. Hayırdır? Burası annemin çiftliği hatırlarsan. Hala da anahtarım var doğal olarak. Hatırlattığın iyi oldu bak. Yarın bir çilingir çağıralım. Bugünlerde bu davetsiz misafirleri çok hoş karşılamıyoruz çünkü. Sen de çok iyi biliyorsun ki Halin, buradaki tek davetsiz misafir sensin. Ne merak ediyorsun Nergis? Ya bu sefer ne rahatsız etti benimle ilgili seni? Annemin ölüm raporunu hazırlayan doktor. Senin kuzeninmiş. Ne olmuş kuzenimse? Sence de bu biraz fazla bir tesadüf değil mi? Kuzenim Okan zor zamanında babana yardımcı oldu. Hepsi bu. Geçen gün de enteresan bir şekilde sokakta kuşundandı. Hem de ben onunla buluştuktan hemen sonra. Değil mi? Biliyor musun Nergis? Bu şehir her gün daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Hani bence sen de kendine biraz dikkat et. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Yok, doğruyu söylüyorum. Çok uçlarda bir hayat yaşıyorsun Nergis. Hani Akıncı'nın peşinde çatışmalar, kaçırılmalar falan. Hem baban ne kadar endişeleniyor senin için biliyor musun? Endişelenmesi gereken tek insan sensin Aylin. Kuzeninin cinayeti için soruşturmadan geçmiştin değil mi? Annemin ölümüyle bir ilgin var, biliyorum. Şu an kanıtlayamıyorum ama biliyorum. Ve bu işin peşini bırakmayacağım. Sen her ne kadar izlerini yok etmeye çalışsan da bir gün bir yerde bir hata yapacaksın. Ufacık bir hata ve ben hemen orada olacağım biliyor musun? Ve seni büyük bir zevkle ait olduğun yere, yani hapishaneye ben göndereceğim. Ne bekliyoruz? Varsa elinde bir deli. Hani bu hiç bir türlü çıkamadığın emniyet var ya. Gel kalkıp gidelim seninle şimdi hemen. Zamanla Aylin. Zamanla olacak. Ve o zaman gelene kadar sen ne yapacaksın biliyor musun? Böyle korku içinde yaşayacaksın. Diyeceksin ki acaba bu kız şimdi neyin peşinde yine? Benimle ilgili bir şey buldu mu? O yüzden bunlar daha iyi günlerin bence, tadını çıkar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen babasının koruması altında olan şımarık bir kızsın. Sadece o kadar. Hoppa. Gene ne oluyor burada? Kızın aramızda. Aynen öyle. Özel bir mesele. Neyse, görüşürüz Aylin. Sabırsızlıkla bekliyorum. İyi geceler baba. İyi uykular Aylin. Eğer uyuyabilirsen.
iki dakika bir araya geldiniz, yine birbirinize girdiniz değil mi? Sen de her durumda, her şartta hep kızını koruyacaksın değil mi? O benim kızım. Sen de karımsın. Sizi korumayacağım da ne yapacağım ben? Hadi anlat şimdi ne oldu? Aynı şeyler. Geldi, nefretini kustu gitti. Yok burada oturmayı hak etmiyormuşum da bilmem ne. Of lan. Gene mi aynı mesele ya? Ben onunla yarın konuşurum. Tamam. Ama sen de sakin olacaksın. Sakinim. Hem biz neleri atlatmadık birlikte değil mi? Her şey yoluna girecek. Ya şunu bileydin. Selamünaleyküm Kostik. Kimsiz? Beni tanımazsın. Normal. Ama sen benim en sağlam haber kaynaklarımdan birisin. Bunu biliyor muydun? İstanbul'da olan biten her şeyi, her haberi önceden duyan Kostik. Seni dinleyerek çok istihbarat kazandım ve topladım. Kimseyle konuşmadım ben. Ha. Lucas dışında. Ne konuştun onunla? Hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Neden haberim olacaktı? Güzel, onlardan değilsin. Hala bir şansım var. Kim onlar? Bak beni öldürmeye çalışsaydın çoktan öldürürdün. Lucas öldü değil mi? Ben senin yerine olsam bu şehri hemen terk ederdim. Geliyorlar. Gizli yapı mı? Gizli yapı mı? Gizli yapı onlar yanında çocuk oyuncağı. Lucas'la ne konuştunuz? Onların geldiğini söyledim. Onları hiçbir şeyin durduramayacağını söyledim. Kim? Geliyorlar. 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 Kim onlar? Kim geliyor lan? Kim geliyor? Dışarı bak. Bak dışarı. Ne görüyorsun? Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum. Hiç kimsenin önünde duramayacağım fırtınayı. Bunlar sadece yıkım verirler, acı getirirler. Kimsenin tahmin edemeyeceği acılar. Önüne geleni mahvederler. Sadece seni değil, sevdiklerini de. Her kimse seninle bir daha görüşmeyeceğim zaten. Çünkü o kadar çok uzağa gideceğim ki. Hiç yaşamamış gibi olacağım. Neden buraya geliyorlar? Çünkü aradıkları şey İstanbul'da. Acı getirenler geliyor. Acı getirenler İstanbul'a geliyor. Thank you.
Helva ekmek. Ve zeytin. Eski günlerdeki gibi, ha? Eyvallah Pırpır. Sen olmasaydın hayatta paçayı kurtaramazdım. Öyle bakma. Daha kötü yerlerde kaldığımız da oldu. Lahm fareleriyle anlaştığın zaman problem yok. Benim yüzümden buradasın. Kemal'i halletmeni istemeseydim bu hallere hiç düşmezdin. Kardeşler arasında lafım olur. Hı? Sonu kötü bitti ama. Kemal yırtmış. Bunu senden kimin istediğini hiç sormadım sana. Ben de hiç anlatmadım zaten çakal. Ben istedim bunu senden. Bakışların neden diye soruyor ama sen hiç sormayacaksın. Ben yine de anlatayım. Kemal çok sevdiğim birini çok kötü köşeye sıkıştırdı. Ben eşiniz için geldim. Anlayamadım. Yani profesörün ölümünün benimle ne ilgisi var? Maktulün telefon kayıtları incelendiğinde onunla son görüşen kişilerden biri olduğunuz tespit edildi. Ölümünden yaklaşık 12 saat önce. Evet. Görüştük. Kendisi aradı beni. Evet. Buyurun devam edin Aylin Hanım. Önemli biri olmalı senin için. Belki bir gün ismini söylersin. Belki bir gün sen de bana sırlarını anlatırsın. Ha çakal? Bu işleri kimlerle yaptığımı? Yalnızca beni ara. 3 dakikadan fazla telefonda kalma. Bunu bana mı söylüyorsun? Buradan asla çıkmaman gerektiğini söylememe gerek yok herhalde. Güzel bir mahalleye benziyor. Biraz hava almaya çıkarım diye düşünüyordum. Müsait olunca ben uğrarım yine. Keyfine bak. Buraya alışmaya başlıyorum. Pırpır. Kimsesizler yurdunda büyüdük. Bizi ailemiz bile istemedi. Sokaklara düştük. Milletin pis işlerini yaptık. Ve bak, dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine lahm farelerin cirit attığı bir delik oldu. Biz neyi yanlış yaptık? Bir bilsem çakal. Bir bilsem.
Oh. Bir an patlayacaksın zannettim. Oh. Hayır, hayır. Ben kimseye bir şey demedim. Lütfen. Hayır, hayır. Dün gece çok geç geldin. İşlerim vardı. Nasıl işlerdi acaba bunlar? Yoksa komşu oğluyla mıydı? Ay ne komşu oğluymuş. Aa, bebeste ya. Eve gelme. Ne? Habire eve gel, eve gel deyip duruyorum. Bu sefer tersini söyleyeyim dedim. Nasılsa dediklerimin hep tersini yapıyorsun. Ya da ben yokken geliyorsun. Ne oldu? Ben sizi yalnız bırakayım en iyisi. Son yaptığınız programları beğendim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Sen benim yaptığım şeyi beğenir miydin ya? Neden beğenmeyeyim? Şu Kemal Müdür için olan haber, sonra öğrencilerle ilgili olan haber. Didem ağladı vallahi. Yani nedir öyle Akıncı'nın peşinde koşturmalar, habire kaçırılmalar falan? Bana bunlarla gel işte. Şimdi de işimi nasıl yapmam gerektiğini söylüyorsun. Çok iyi. Of, ne desem olmuyor. Ne oldu? Niye geldin? Kızımı ziyarete gelemez miyim? Peki, tamam. Aylin'le meseleniz ne? Mesele annem, baba. O kadının annemin ölümüyle bir ilgisi var. Annen, benim karım, çocuklarımın annesi. Bir gece teknede güverteye çıktı, kendini denize attı. Tamam, Aylin de oradaydı ama annenin ölümüyle bir ilgisi yoktu. Yeter baba ya. Gerçekten yeter artık. Yıllardır aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Yani hep aynı hikaye. Artık bir şey saklamaya çalıştığını düşünmeye başlayacağım. Bana annemin ölüsünü bile göstermediniz. Karım intihar etmiş. Ne yapacaktım? Çocuklarımı morga mı sokacaktım? Seni morga mı götürecektim? Bütün bunların benim için kolay olduğunu mu zannediyorsun? Ben anneni ellerimle çıkardım sudan. Anlıyor musun bunu? Öyle görmemen en iyisiydi. Anneni öyle hatırlamanı istemedim. Ölüm raporunu da aynı gün çıkartıp gömdünüz annemi. Şansa bak, ölüm raporunu hazırlayan doktor da Aylin'in kuzeniymiş. Nedir yani? Adam bize yardım etti Nergis. Ya neden bunları garip görmüyorsun baba? Neyi garip göreceğim? Annemin intihar etmesi, ölüm raporunu hazırlayan doktorun öldürülmesi, bunlar garip değil mi sence? Çünkü ben olanları olduğu gibi kabul ettim. Her şeyin altında bir anlam aramıyorum senin gibi. Keşke annen ölmeseydi, keşke o doktor o raporu hazırlamasaydı ama oldu olan. Bunu olduğu gibi kabul etmek zorundasın. Hayatını bir hayaletin peşinde harcayamazsın Nergis. Biliyor musun? Seninle hep gurur duydum ben. Bütün bunları kendi başına yaptın. Benden tek bir yardım almadan. Biliyorum ben bazen tam bir baş belasıyım, onu böyle biliyorum. Ama seninle hep gurur duydum. Seni hep korudum ben. Her zaman. Her zaman da korumaya devam edeceğim. Sen, Didem, Yağız, benim kanımsınız. Ama sen başka.
Sen benim gibisin. İnatçı. Aklına koyduğunu yapan. Hiçbir zorluktan yılmayan. Dik başlı. Bizim seninle hiçbir benzerliğimiz yok baba. Zamanla. Zamanla birbirimize benzediğimizi anlayacaksın. Ama şimdi bir inadından vazgeçmeni istiyorum. Annenin ölümü hakkında aileni suçlamaktan vazgeçeceksin. Ne yazık ki sana istediğini veremem. Bu hareketlerine devam edersen bir gün beni bir seçim yapmak zorunda bırakacaksın. Ve o gün geldiğinde ben seni seçeceğim. Bu da beni çok üzecek. O yüzden sana burada yalvarıyorum Nergis. Lütfen dur artık. Sana yalvarıyorum. Babamın yanındaki kadın kim anne? Babanın bir akrabası anneciğim. Şimdi doktor amcalar gelecekmiş. Babanı tedavi edecekler. Sonra tekrar geleceğiz, tamam mı? Baba, bu sana. Sana sonra geleceğiz dedim annem. Baba yorgun. Tamam. Müsait değilsiniz galiba. Ben sonra... Yanlış bir zaman değil. Siz... o programdaki öğretmen. Biz sizinle daha önce karşılaştık burada. Evet. Mahallede bayağı yakınlaşmışsınız. Biz mahallemizde birbirimize sahip çıkarız. Güzel, çok güzel. Nergis'in... size bayağı bir yardımı oldu o programla. Evet, sağ olsun. Fatih ve ailesi de bana çok yardımcı oldu. Peki. Konuştuklarımızı anladığını düşünüyorum. Ben de beni anladığını düşünüyorum. Dam babasının kızı. Sabit fikirli. Aklına koyduğunu değiştiremezsin. Abi de kızım. Bundan sonra evimize gelirken bana bir haber ver, olur mu? Aylin'le seni bir daha öyle görmeyeyim. Kız beni kalpten öldürecek. Oh.
Uyandın mı? Nasıl hissediyorsun? Bayağı dağılmış. Dağılırsın tabii. O kadar ameliyattan sonra. Hacer. Tamam, sustum. Ama bak, iyisin şimdi. O elindeki ne? Kalpten öldürecek misin? Bazen babamın bir kalbi olup olmadığını merak ediyorum. Yok. Sana güzel haberlerim var. Ne? Okul müdürü aradı Pervin. Milli Eğitim Müdürlüğü hakkımdaki soruşturmayı geri çekmiş. Haftaya dönüyorum. Güzel bir haber değil Fatih. Bu harika bir haber. Ah, çok sevindim. Sayende. Sen olmasan senin yaptığın o haber. Benim sayemde değil, öğrencilerin sayesinde. Peki Kemal Müdür hakkında yaptığın haber? Küçük bir inisiyatif kullanmış olabilirim. Çok teşekkür ederim. Çok. Pardon ya, ben sonra geleyim. Sonra uğrayayım ben. Enişten benim be. Size bir şey diyeyim mi? Bu adamı silah, bıçak, kurşun muşun hiçbir şey işlemez. Ha, ne demezsin. Keyfimizden yatıyoruz burada zaten. Geçmiş olsun Kemal. Sağ ol ablam. Geçmiş olsun enişten. Sağ ol canım. Ya siz nasıl girdiniz buraya topluca? Hastane burası, hastane. Ya bizim de ufak bir müdahalemiz tabii oldu müdürüm. Ha, anlaşıldı. Emniyet müdürünün sevgileri yine. Beni hiç beklemeyin, direkt kendisine verin dedi. Hakkınızdaki tüm iddialar düştü müdürüm. Hayır, duydunuz mu? Duyduk, duyduk tabii. Ne olacaktı, çok şükür. Telsizim nerede kızım? Efendim müdürüm? Telsizim nerede, telsizim? Beni ne zaman onsuz gördün? Benimkini alın. Ah. Ben bunun cızırtısı olmadan yaşayamam ki. Ah. Oh. Uyanır uyanmaz başladı. Bu kadınlar beni bir gün öldürecek. Sen ne diyorsun bu işe? Hangi işe Cevdet Bey? Hangi işe olacak? İşte Nergis'le Aylin. Aile işi olarak görüyorum. Pek de bir şey söyleyebilecek bir fikrim yok Cevdet Bey. İşte bu yüzden seni çok takdir ediyorum. Duracağın yeri, konumunu çok iyi biliyorsun. Evet, söyle. Ne? Nasıl? Ne zaman?
Dün gece mi? Tamam. Bir gelişme olursa bana bildir. Lucas ölmüş. Ölmüş. İntihar etmiş. Kafasını uçurmuş. Demek ki elimizden kurtulamayacağını anladı. Kendi ipini kendi çekti. Aa, işte. İşte. Niye haber diye ben buna derim işte. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çırağınız yok mu? Ozan, mal almayı yolladım. Bunlar? Ya bizim de dükkan kapalı aslında. Kemal eniştemi ziyarete gitti herkes. Ben de dedim, belki sizin canınız çekmiştir. Yani karnınız acıkmıştır diye yemek yaptım. Zahmet etmişsiniz, sağ olun. Bu kadar mı? Yani... Başka bir şey söylemeyecek misiniz? Ne gibi? Söylemeyeceksiniz belli. Yani ne diyeyim? Gerçekten ellerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Peki. Aslında... Ne var biliyor musunuz? Şu tepsi... nihayet masanın üzerine kondu. Yani ne onu yere düşürdünüz, ne de bana kızıp onu geri götürdünüz. O yüzden lütfen siz de gitmeyin. Buyurun. Hani şu bir türlü çıkamadığımız yemek var ya. Aşk, cesaret işidir derler. Yani çok da doğru. İçinizde yaşarsınız ama bir türlü dışarı çıkmaz. Kalp atar ama dil korkar, susar. Filiz. İşte ben de sizi, yani seni böyle seviyorum. İçin için. Sanki dua eder gibi. Her gece sizin, yani... senin yüzüne gözlerimi kapatıp her sabah aklımda seninle, yani sizinle uyanıyorum. Beni sevdiğinizi mi söylediniz az önce sen? Yani öyle bir şey değil mi? Öyle oldu değil mi? Söyledim değil mi? Söyledim. Yani evet söyledim. Başka bir şey söylemeyin. Zirvede bırakalım. Ne yapayım peki? Sadece bak bana. Öylesin. Sadece bak. Ben de o zaman... Kafaya takmıyoruz. Nazar çıktı diyelim. Nazar. İyi misiniz? İyiyim. Bir şey varsa... Hemen getiriyorum. Peçete. Aşk cesaret iştir. Hadi oğlum. Aşk bir cesaret işidir.
Kalp çarpar, dil susar. Güzel lafmış. Orhan abim az önce Filiz teyzem aşkını ilan ederken bu cümleyi kullandı, itiraf ediyorum. Sen de bana mı söylüyorsun? Güzel lafmış. Sanki bir fırtınanın ortasındayız. Gözleri kör eden bir rüzgar var. Ama ben yine de gözlerimi açmak istiyorum. Sana bakmak için. Ellerini tutmak, hiç bırakmamak istiyorum. Senin gözlerinde kaybolmak istiyorum. Edebiyat öğretmeni olmadığını emin misin? Ben şu an hiçbir şeyden emin değilim. Ne yaptınız? Ne yaptım? Konuştuk işte. Sonuç? Sonuç bir süre birbirinizden uzak duracaksınız. Anladım. Peşimde olmaya devam edecek yani. Kimse kimsenin peşinde değil Aylin. Abartma. Abartma. Peki. Ne yapmamı istiyorsun? O benim kızım. Bir süre birbirinizi görmeyeceksiniz. Olacak bitecek işte. Cevdet biliyorum evet. O senin kızın. Sen biliyor musun senin şu çocukların birbirinden başarılı. Ne oldu şimdi? Ne demek bu? Yağız'ın Londra'da yapmak istediği anlaşma. Onu inceledim de. Sözleşme taslağında ciddi sıkıntı var. Üretici ülkelere çok fazla kâr payı veriliyor. Ülkelerin bir süre sonra kendi üretimini yapma hakları da doğuyor. Yani eğer böyle giderse biz 3 sene sonra avcumuzu yalamış olacağız. Of. Ya ben bu çocukla ne yapacağım? Bir sözleşme yapmayı beceremiyor ya. Biliyorsun değil mi şu anda yazarımın hiçbir faydası yok Cevdet'ciğim. Ne yapacağız peki? Anlaşmayı imzalattırmaya çalıştığınız insanlar karşılarında bir çocuk görmek istemiyorlar. Adam görmek istiyorlar. Yağız'a da çocuk muamelesi yapıyorlar. Çünkü zaten Yağız bir çocuk biliyorsun. Değil mi? Ben hemen Londra'ya gidiyorum. Bakalım beni karşılarına görünce nasıl davranacaklar. Bak görüyor musun? Hep çocuklarının peşinde koşturuyorsun. Yarın akşam dönmüş olurum. Bunu da mesele yapma ya. Göksal, bir baksana en yakın Londra uçağı ne zaman? 2,5 saat sonra. Şimdi çıkarsak yetişiriz. Hadi ama Aylin. 3. ve 14. maddede problem var. Nasıl düzenlenmesi gerektiğiyle ilgili ben sana mail atacağım. İşte benim karım. Hadi Göksal. Benim peşime düşenin, ben de peşine düşerim. Ama senin gibi değil Nergis. Nasılsın? Seni yormam değil mi? Kızım. Gel Yasemin. Yavaş. Hop. Yavaş, yavaş, yavaş. İşte bu. Ah. Çıktıklarını gördüm. Gitmiyorlardı, zorla gönderdim. İyi misin? Çok iyiyim.
Ne zaman bizim eve geleceksin? Çok yakında. Ayrıca bundan sonra her gece sizin eve geleceğim. Tamam mı? Tamam. Yasemin, anneciğim gel bakalım. Babana çizdiğin resim ona çok iyi gelmiş. Hatta güç vermiş. Bir tane daha yapar mısın? Peki. Al bakalım. Ama dışarıda sandalyede yap, tamam mı? Tamam. Benim babanla konuşacaklarım var. Merhaba. Merhaba. Ne çiziyorsun? Benim babam bir süper kahraman. Onu güç vermesi için onun güzel bir resmini çiziyorum. Senin durumunu bilerek seninle birlikte oldum. Senden hiçbir beklentim olmadı benim. Ve sen bunu biliyorsun. Oh Allah'ım. İşte bu ya. Sen de Hacer de. İkiniz de bunu hak etmiyorsunuz. Ama benim bir karar vermem lazım. Ben bu yalanı daha fazla sürdüremem. Sana daha önce de söyledim. Yuva yıkan kadın olmayacağım ben kime? Meral, sen yuva falan yıkmıyorsun. Bütün sorumluluk bana ait. Meral, dinle beni. Dinle beni ne olur. Hacer'in ailesini gördüm. Onun tutunacak bir dalı var. Ama sen... Sen hastasın. Benim senin yanında olmam lazım. Benim kızımızın yanında olmam lazım. Her şeyi doğru yapmadım. Biliyorum. Ama bu kararım doğru. Bunu da biliyorum. Ayrıca... Sizinle daha fazla zaman geçirebilmek için... Basit bir göreve geçeceğim. Bir dakika. Polislik. Birimin. Biron. Bunlar senin hayatın. Mutlu olamayacaksın. Ama siz daha mutlu olacaksınız. Bu bana yeter. Bakmamı ister misin resmine? Evet.
Nedir bu? Bu Akıncı. Hı. Bu da babam Kemal Müdür. İkisi birlikte savaşıyor. Anlıyorum. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Çok güzel resim çizerim. Ressamım ki ben. Ben çok beğendim. Eminim baban da beğenecektir. Ya da Akıncı ile kendisini yan yana görünce kalp krizi geçirecek. Resmini babana verelim mi, gidelim olur mu? Olur. Hadi anneciğim. Fare gibi yaşamaktansa aslan gibi ölürüz. Kusura bakma Köksal. Kaçmak bana göre değil. Senin başında daha fazla derdi sokamam. Geçmiş olsun enişte. Sağ ol Fatih. Kabul edersen diyorum ki sana bir tane tişört yaptırayım. Şöyle üzerinde bela mıknatısı yazsın. Ne dersin? Yakışır. Fatih. Ben meslek değiştirmeyi düşünüyorum. Futbolcu olmak için biraz geç mi kaldım? Ya şimdi tabii biraz teknik. Ama aletli jimnastik falan vücut yerinde. Aletli jimnastik güzelmiş. Of. Koridorda çok tatlı bir kız çocuğuyla karşılaştım. Babası için resim çiziyordu. Ne zamandır biliyorsun? Bir önemi var mı? Galiba yok. Teyzem çok iyi bir insan enişte. Bilmez miyim? Ne yapacaksan onu üzmeden yapacaksın. Mümkün mü? Benim bu hayatta üzmeyi göze alamayacağım tek insan Hacer. Fatih. Fazla iyi. Kemal'im, Kemal'im der. Öyle yürekten söyler ki.
öyle bir bakar ki. Sanki ağzıma bir avuç cam kırığı doldurmuşum. Çiğner çiğner yutamam. Ama bana sorarsan pişman mısın diye. Değilim. Pişman değilim Fatih. Çünkü bu hayattaki en büyük ve tek mutluluğumu, kızımı, Yasemin'i mi? Meral'le yaşadıklarıma borçluyum. Benim. Çıkış istiyorum. Evet, ülkeden. Hayır ha? Sizin için bu kadar yaptıklarımdan sonra beni sömüklü bir mendil gibi kenara mı atıyorsunuz? Hayır, sizinle buluşamam. Sizinle buluşmam benim ölümüm demek. Ama olur ha, yaşarsa. İleride tekrar karşılaşacağız. Sen yürüyen bir ölüsün Cüneyt. Herkes toplanıyor mu? Evet efendim. Burada olduğumuzu, geldiğimizi göstereceğiz bu akşam. Yarın İstanbul'da çok başka bir dünya kurulacak. Efendim? Beni arıyor musunuz duyduğuma göre? Vay 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 Cüneyt. Bildin. Ya sen neden emniyete gelip her şeyi anlatmıyorsun bize ha? Çünkü açık havada olmayı seviyorum. Bak seninle bir anlaşma yapalım. Bak sana söz veriyorum. Sana çok adil davranılacak. Kemal müdürüm nasıl? Aslında biliyor musun sevmiyor değildim o adamı. Kendine has özellikleri var. Ama kader işte, ne yapalım? Bizi nerelere getirdi? O hastanede ben kaçak. O bıçaklandı, ben hala kaçak. Aa! Benim durumum çok değişmiyormuş ya. Şimdi fark ettim. Kemal müdürüm ey. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Sen merak etme. Bak sen bizim, senin son şansın olduğunu biliyorsun değil mi? Ah! Sanırım son şanslar konusunda çok iyi değilim. O yüzden teklifini pas geçeceğim. Bu kadar uzun yaşayacağımı hiç düşünmemiştim açıkçası. Kırsalda, ormanda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde görev yaparken öleceğimi düşündüm hep. Şu an şehrin tam ortasındayım. Ve şunu anladım. Aslında vahşilerle dolu orman burası. 3 dakika doldu mu Taşkın? Tarla başından birim yerini tespit ettik. Sanırım doldu. Cüneyt. Alo. Fırla, fırla. Ne yapacaksan çabuk yap enişte. Tamam mı? Yapacağım. Hastaneden çıkayım. Eve gider gitmez yapacağım. Tüm ekiplere. Aranan şahıs Cüneyt Özışık tarla başında tespit edildi. Şahıs silahlı olabilir. Tedbirli yaklaşılacak. Ah! Hop enişte, enişte. Ah. Enişte, enişte kalkamazsın. Fatih bırak beni, bırak beni. Ah! Oo, enişte ne yapıyorsun? Oğlum ellerimle gel. Enişte! Ah. Yani, kalkmaya çalışırken bayıldı bir anda. Kemal Bey, Kemal Bey beni duyuyor musunuz? Hemen tansiyonuna bakalım. Bakıyorum doktor bey.
Duydun mu? Duymaz mıyım? Tespit ettim yerini. Polis ekipleri şu anda oraya intikal ediyor. Sana konum atacağım. Ne yaptın abi? Çok mu? Koy cebine. Eyvallah, sağ ol abi. Sen çalışmaya devam et. Sakın başka yollara sapma. Sonra geri dönüş olmuyor. İleride anlarsın. Şimdi çek arabanı buradan. Burası yakında çok ısınacak. Yürü lan! Bence ölmek için berbat bir gün. Tüm birimlerin dikkatine. Cüneyt canlı ele geçirilmeye çalışılacak. Tekrar ediyorum. Cüneyt canlı ele geçirilecek. Silahlı çatışmadan kaçınılacak. Tekrar ediyorum. Silahlı çatışmadan kaçınılacak. Anlaşıldı, tamam. Açılın be. Ya haydi çekilin oradan, çekilin ya. Teslim ol Cüneyt. Ellerini başının üstüne koy. Teslim ol. İzlemedeyiz, tamam. Anlaşıldı, tamam. Bu kadarmış. Dikkatli olun. Siper alın. Eğilin. Teslim ol Cüneyt. Ellerini başına koy. Bırak silahını. Dikkatli olun, dikkatli olun. Ateş etmeyin. Ne oluyor ya? Silah çevirdik size. Yapsanıza lan görevinizi. Hadi. Buradayım. At silahını Cüneyt. Teslim ol. Ne yapalım? Durum nedir? Parkın ortasında durmuş, onu vurmamızı bekler gibi havaya ateş ediyor. Tüm benimlerin dikkatine. Siper alın. Duydunuz mu beni? Siper alın. Sakın ateş etmeyin bak. Sakın, o bize canlı lazım. Biz de bir dakika içinde oradayız. Anlaşıldı, hadi, tamam. Hadi, hadi. Yani ben şimdi. Hadi, 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 hadi. Hadi! Durum pek iç açıcı değil. Görüyorum aslanım. Etrafı polislerle çevrili. Onu oradan çıkarmak biraz zor. Polisleri kendisi çağırdı. Havaya sıkıyor devamlı. Kendini öldürtmek istiyor. Ama ölürse bütün cevapları da beraberinde götürür. Ne yapıp edip Cüneyt'i oradan çıkartmalıyız. Anladım. Siz benim kaçmamı istiyorsunuz. Peki. Bu tarafa doğru ilerliyorum. Hatta koşuyorum. Hadi! Hadi! Bir yolunu bulacağım. Kaçın, takip edin. Kaçıyor. Ateş etmeyin. Hadi çabuk, çabuk. Dur, kaçma, dur. Etrafı kaçırlar. Dikkat edin, dikkat edin. Ellerini başının üstüne koy Cüneyt. Onca yediğim haldan sonra hala mı vurmuyorsunuz? Hadi! Abi bir yolunu bulmuş olabilirim. Göreceğiz. Her şeyi benim mi yapmamı istiyorsunuz ha? Yapma dur. Ha? Cüneyt. Taşkın. Teslim ol. Yiyorsa gel. Teslim al. Hı?
Kaçacak yerin yok. Kim kaçıyor ki? Gel. Aa, sıkıldım ama. Nereye atar? Nereye atar? Herkes iyi mi? İyiyiz başkomiserim. İyiyiz. İyiyiz başkomiserim. Bir şeyimiz yok başkomiserim. Gel gel. Gel. Nasıldı ama? He? İyi miydi? He? Sonra, sonra. Tüm birimlerin dikkatine. Şüpheli kırmızı bir sedanla kaçıyor. Tamam. Allah kahretsin. Aslan bir şey soracağım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Oradan nasıl gözüküyor? Vallahi buradan çok mantıklı gözükmüyor. Fatih, düşünme bile. Sakın. Mesafe çok uzak. Hayır Fatih. Fatih! Gerçekten çok uzakmış. Abi ben böyle durumlarda hayata çok küsüyorum ya. Peki siz şimdi... Tek kelime etme Beste. Şu haberi açsın. Doktor Kocabey cinayetinden sonra halk tedirgin. Geçen hafta sokak ortasında öldürülen Doktor Okan Kocabey cinayetinden sonra sokak sakinleri hala büyük bir korku içinde. Bu senin doktor değil mi? Karım intihar etmiş, ne yapacaktım? Çocuklarımı morga mı sokacaktım, seni morga mı götürecektim? Bütün bunların benim için kolay olduğunu mu zannediyorsun? Ben anneni ellerimle çıkardım sudan. Anlıyor musun bunu? Öyle görmemen en iyisiydi. Anneni öyle hatırlamanı istemedim. O yüzden annem öldükten hemen sonra ölüm raporunu çıkartırdınız değil mi? Hatta çok büyük bir tesadüf olarak ölüm raporunu hazırlayan doktor da ailenin kuzeniymiş. Ne acayip değil mi? Sana mesafe uzun demiştim, değil mi? Takip ettin arabadan bir şey çıktı mı? Ay, kusura bakma, izlerini kaybettim. O an gözlerimi kapamışım da seni izleyeyim derken. Sen beni gözlerin kapalı mı izliyorsun? İstanbul'u dinler gibi. Lucas'ın telefondan bir şey çıktı mı bari? Ben yaklaşacağım. Fırtınayı görüyorum. Hiç kimsenin önünde duramayacağım fırtınayı.
Onlar sadece yıkım verirler, acı getirirler. Kimsenin tahmin edemeyeceği acılar. Önüne geleni mahvederler. Sadece seni değil, sevdiklerini de. Ama araştırıyorum. Ha bu arada, belki bilmek istersin. Nihayet akşam teyzenle yemeğe çıkıyorsun. Abi şimdi siz artık belli bir noktaya geçtiniz ya. Hı, anladım. Detay vermememiz iyi olur diyorsun. Kesinlikle. Anladım. Fatih bir şey soracağım. Sen yıkandın değil mi? Yıkandım. Emin misin? Kokuyor muyum hala? Ben oraya atlardım ya. Çok ağrıma gidiyor. Çöpe düşecek adam mıydım ben? Yarın squatlara tekrar başlıyoruz. Bacakların epey hamlamış. Hadi oğlum gözü... Ya oğlum yapma, yapma. Ne olur hadi. Hadi. Nasılsın anneciğim? İyiyim ben de. Hiç ders çalışıyorum. Babam Londra'ya gitti de yeni. Bilmiyorum ki. Aylin ablaya sormam lazım. Tamam tamam ararım. Hoşça kal. Aylin abla. Canım? Bizim kızlar Hande'de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdılar. E niye gitmiyorsun sen de? Yani aslında çok isterim gitmek. Kaç gündür eve kapanıp kaldım. Git canım, ne işin var senin evde? Sen genç kızsın. Tamam, sabah erken dönerim. Kahvaltıya yetişemem. Tamam tamam, söz. Bak, sakın yaramazlık yok tamam mı? Beni babanla papaz etme. Ya of, aşk olsun Aylin abla. Ben seni zor durumda bırakır mıyım hiç? Görüşürüz. Bay bay. Burası Cevdet'in av çiftliği. Kendisi Londra'da. Çok gelmeyiz ama ben birkaç kez gelip kalmıştım, rahattır. Rahat etmek önemli. Polis telsizini dinliyordum çakal. Yat kalk dua et. Yat kalk dua et. Bugün arkamdan dua edersin diye düşünüyordum. Sokak ortasında öldürtüyordun kendini be çakal. Neyin var lan senin ha? Neyin var? Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Geçmişim yok. Gidecek bir yerim yok. Amaçsızım, amaçsız. Senin gibi hayatı tutunacağım biri yok. Var değil mi öyle biri? Sana hayatı yaşamaya değer kılan. Benim yok. Anladın mı? Benim yok. Hep böyle bir kenara atılmaktan bıktım. Yoruldum lan, yoruldum. Kendimi bile öldüremiyorum. Neden ben buradayım lan? He? Niye varım? Sadece kötülük etmek için mi?
Ben sana yardım edeceğim. Çakal. Şş. Ben sana yardım edeceğim kardeşim. Birlikte çıkacağız bu işin içinden. Burada kalacaksın. Hiçbir yere ayrılmayacaksın. Anladın mı? Zaten nereye gidersen git. Seni mutlaka bulurum. Anladın mı Çakal? Sağ ol Pırpır. Efendim? Eve gelir misin? Elbette, geliyorum. Tamam, bekliyorum. Ben şimdi buradan gideceğim. Bana bak, bana bak. Ben şimdi gideceğim ama geri geleceğim, tamam mı? Kimse yok mu? Ay, kusura bakmayın, korkuttum galiba sizi. Kapı çıktı, direkt içeri girdim. Hala şoktayız. Doktor Bey'i sokak ortasında vurdular. O kadar iyi bir adam. Toparlanıyorsunuz demek. Ne yapalım? Yapacak bir işimiz de kalmadı artık. Siz kaç yıldır doktorun yanında çalışıyordunuz? 25 yıl oldu. Peki beni hatırlarsınız. Ben geçenlerde gelmiştim. Birkaç belgem eksik almışım da onlara bir bakmam lazım benim bir şekilde. Ben bu kadar kolinin arasından... Gerek yok. Ben doktor beyin odasına şöyle bir göz atsam yeterli aslında. Yani sizin için de uygunsa. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne arıyorum ki ben burada? Buldunuz mu? Yok, bakıyorum hala. Buralarda bir yerde herhalde. Ya gerçekten yeter artık ya. Bunca yıldır buradayım. Bunu hiç fark etmemişim. Ne yapıyorsa kaydını tutuyormuş demek ki. Bizde öyle bir kayıt falan yok.
Casus kamera zaten bunlar. Fark edilmemek için yapmış. Doktor bey böyle bir yeri neden yapmış ki? Sırlarını daha iyi saklayabilmek için. Üç hafta önce başkente uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Profesör Yusuf Yenicel'in soruşturmasındaki gizem perdesi henüz aralanmış değil sayın seyirciler. Görüştüğümüz emniyet yetkilileri olayın bütün yönleriyle araştırıldığını ve suikastin yurt dışı bağlantılarının da olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Değdi mi bari öldürdüğünüzü? Yalnızca işti Aylin Hanım. İş demek. Güzel bak bu güzel. İnsanın yaptıklarına, yapacaklarına iş diyerek kılıf bulması çok güzel. Haklısın. Didem Hanım yok mu? Yok. Arkadaşlarına yolladım onu. Burada sadece senle ben varız. Aylin Hanım ne yapıyorsunuz? Bana bakmanı istiyorum Köksal. Uzun zamandır kimsenin bakmadığı gibi bana bakmanı istiyorum. Çok kötü şeyler yaptık birlikte. Dahasını da yapacağız. Sen neden bunları yaptığımızı hiç düşündün mü? Çünkü insan seçimleriyle nasıl bir hayat yaşayacağını belirliyor aslında. Olanlar için vicdan azabı da çekebilirsin. Ya da aynen az önce dediğin gibi iş deyip hak ettiğin hayatı yaşarsın. Aylin Hanım siz... Sen beni hak ettiğini düşünmüyor musun? Eğer öyleyse konuşmayı hiç olmadı sayalım. Sen de arkanı dön git. Ama değilse... Merhabalar. Merhaba, buyurun. Mahmut Demirci'yi arıyordum. Şurada. Teşekkür. Rica ederim. Merhaba. Orhan? Evet benim. Sen ne zaman sakal bıraktın? Oldu biraz. Orhan. Çok bir şey hatırlamıyorum. Bu ara var, topar uyanmıyorum aklımı. Komik değil mi? Sen zaten hep komik bir adamdın. Şimdi... bir şey hatırlamanı istiyorum.
Benim için. Senin için? Tabii. Geldikleri zaman dayanılmaz acı getirenler. Kim onlar? Acı getirenler. Acı getirenler. Kaşmırda duramazsın onların. Eve gelmiştim Orhan. Annem mutfakta kan içindeydi. Hele küçük kardeşin, o ufacık çocuk. Ne güzel çocuktu o. Vücudunu kalbura çevirdiler. Abla, ablanı tavana. Tavana asmışlardı. Kaç Orhan, kaç saklan. Gizle kendini yatağın altına. Bekle. Akıncı gelinceye kadar bekle. Kaç Orhan. Kaç. Akıncı dayı kurtaramadı ailemi. Kimsiniz? Ben bir yakınımı arıyordum. Bahçedeymiş de. Ona bakmaya gelmiştim. Ben de çok şey hatırlayamıyorum. Düşünceler gelip gidiyor işte. Toparlayamıyorum. Kusura bakma. Sana hatırlattıklarım için. Bana hatırlattıkların için... Ama sen hiç yabancı gelmiyorsun bana. Yok. Tanışmıyoruz. Öyle mi oğlum? Öyle. Belki de beni hatırlamaman en iyisi. Görüşürüz babacığım. Anlatın bakayım. Siz şimdi kendini öldürtmek isteyen bir adamı elinizden kaçırdınız. Beni bu hale koyan adamı. Öyle mi? Müdürüm. Bak. Bak. Gülümsüyorum. Niye? Çünkü yeni ameliyat oldum. Sinirlenince, böyle heyecanlanınca tansiyonum fırlıyor. Hemen bayılıveriyorum. O yüzden size bakarak gülümsüyorum. Nasılım? Çok korkunç müdürüm. Keşke bağırsanız. Keşke değil mi? Şimdi gidiyorsunuz. O herifi yakalıyorsunuz. Bana getiriyorsunuz. Bakın dikkat ettiniz mi? Adını bile söylemiyorum. Çünkü sinirleniyorum. Çıkın demedim mi size? Müdürüm. Nergis sen miydin?
Gel buyur. Bak baştan uyarayım. Sinirlendirmek yok. Çünkü sinirlenmek yasak bana. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nergis. Yaptıklarını anlattı çocuklar. Sana minnettarım. Suçsuzluğumuza inandığım için yaptım. Yani daha doğrusu gerçekleri ortaya çıkarmak istediğimden. Ha, bu sana avantaj sağlar diyorsan. Kime gideceğimi bilemedim. Nergis, neyin var? En çok güvenmem gereken insanlar, bana hep en çok yalan söyleyen insanlar. Yalan konusunda benim de sabıkam biraz kabarık. Suçluluğuna emin olduğunuz insanlar böyle ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaştığı zaman siz ne yapıyorsunuz? İşimi tabii. Her zaman istediğim gibi olmuyor. Ama deniyorum be kızım. Yükleniyor musunuz peki kendinize? Nereden buluyorsunuz o gücü? Çünkü ben yıllardır bununla savaşmaktan o kadar yoruldum ki. Gücümü nereden buluyorum? Durmuyorum ki. Bazı insanlar dinamo gibidir. Hareket ettikçe kendi güçlerini kendileri üretirler. Senin gibi insanlar. Benim gibi insanlar. Bizler duramayız. Her neye inanıyorsan o yolda yürüyeceksin. O yolda kendi gücünü yeniden üreteceksin. Bu duygu yaşadığın sürece hep seni rahatsız edecek. Çünkü haksızlığa karşı savaşmak böyle bir şey. Başkalarının hakkını savunurken kendinden vereceksin. Yaralanacaksın. Bazıları benim gibi böyle yaralanıyor. Bazıları senin gibi. Ruhu yaralanıyor. Yürüye dur. Yürümeye devam et Nergis. Çünkü yürüdükçe gücünü de kazanacaksın. Teşekkür ederim. Görünce çok korkunç oluyorsunuz. O zaman güldürme be kız. Nergis. Ne zaman konuşmak istersen. Biliyorum. O yüzden buraya geldim. Nergis. Sana söylediler mi bilmiyorum ama üvey annenin sorgusunu ben yaptım. Bazı insanların kafası kötülüğe çok iyi çalışıyor. Onlar için kendi isteklerinden başka hiçbir şey yok. Kendilerini tehlikede hissettikleri zaman hiçbir duygu emaresi göstermiyorlar. Plan yapıyorlar. Ta ki kendilerini tekrar güvende hissedene kadar kendi planlarını uyguluyorlar. Ve bu yolda önlerine çıkan kimseye acımıyorlar. Aylin öyle biri. Tekrar çok teşekkür ederim müdürüm. Görüşürüz. Görüşürüz. Değil misin hemen? Bir şeyden mi korkuyorsun? Yok. Rahatsız hissettim bir an.
bir seferlik bir şey miydi diye düşünüyorsun? Yoksa bir ömür sürecek bir şey diye hayal mi ediyorsun? Bizim gibilerin hayal ettiği hayata kavuşabilmeleri için çok çile çekmeleri gerekiyor. Ben de gördüğün her şeye sahip olabilmek için çok çile çektim. Şimdi biri gelip bütün bunları benim elimden almak istiyor. Dahası beni hapse tıkmak istiyor. Kim? Nergis. Hayır. Sen de buradaydın, duydun söylediklerini. Göreceksin bak, eninde sonunda elinden geleni yapıp beni içeri tıkacak. Bizim gibi insanların geçmişinde illa bir açık vardır Köksal. Sen benim hapislerde çürümemi istemezsin değil mi Köksal? Cevdet Bey buna izin vermez. Cevdet Bey'in hiçbir şey yapmıyor ama. Görmüyor musun? Kendi kızına bile laf geçiremiyor artık. Geldi evime, yüzüme karşı bağırdı, çağırdı, beni tehdit etti. Cevdet ne yaptı? Hiç. Hiçbir şey. Cevap ver bana. Bir şey yaptı mı? Hiçbir şey yapamadı. Varsa yoksa Nergis. Nergis, bu sahip olduklarımız için çok büyük bir tehdit Köksal. Onun yerinde başka biri olsaydı ne yapardınız? Ha? Cevap ver bana, ne yapardınız? Ben söyleyeyim. Bir dakika bile düşünmeden ortadan kaldırırdınız. Cevdet Bey'in kızına bunu yapamayız. Köksal, sen göremiyor musun? Cevdet'in zamanı geçiyor. Er ya da geç yerini bir başkasına bırakacak. Sen bana cevap versene. Beni, bütün bu hayatı hak ediyor musun, etmiyor musun? Cevdet hazır yurt dışında. Yarın dönecek. O buradayken bu işe girişemeyiz. O yüzden hemen bu gece bu işi halletmen lazım. Kızının ölümüyle birlikte Cevdet'in çöküşü, senin de yükselişin başlayacak. Nergis tehlikeli bir hayat yaşıyor. Ona bir havuç gösterip, tuzağa çekip sonunu hazırlayacağız. Bu kadar basit. Belki araya bir sürpriz de alırız. Hı? Bir filmde der ki, şeytanın en büyük hilesi insanları kendisinin olmadığına inandırmasıdır. İnsanlar beyler, anlamadıkları şeylerden korkarlar. Gerçeklerse hiçbir zaman korkutucu değildir. Şeytanı gölgelerden çıkarıp onu düşmanlarınızın üstüne salarsanız, işte o zaman gerçek bir korku yaratırsınız. Ve o korku en büyük silahınız olur. Sizi de buraya korku getirdi. Aksi halde burada olmayacaktınız. Çünkü korkuyorsunuz. Bunda da çok haklısınız. Çünkü anlamıyorsunuz. Amaçlarımızı, bilmiyorsunuz. Yapmak istediklerimizi. Anlamıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz.
Davetimizi kabul ettiniz. Var olmadığımızı düşünüyorsunuz. Ama varız. Buradayız. Geldik. Ve istediğimizi alana kadar burada kalacağız. Şimdi burada olmanızın gerçek nedenini açıklamama izin verin. Maalesef hepinizin iş akitleri feshedildi. Meryem Sultan. Aa, gel yardım et bana. Ederim. Önce ellerini yıka. Beyza nasıl? Beyza iyidir. Bilmem. Filiz söyledi. Akşam onunla konuşmuşsun. Öyle miymiş? Hmm. Abi kardeş konuşmuşuzdur anne. Şey olmuş mu böyle çok? İçi acımış mı yani o çocuk için? Ya anne hadi bırakalım bunları. Sanki ben bilmiyorum teyzemle bizi dinlemediniz. Lan ne yapayım canım? Benim evim burası. İstediğimi yaparım. Ayrıca siz de benim duyacağım gibi konuşmasaydınız. Bak işte bu haklı diyebileceğimiz bir bakış açısı. Ama çok güzel konuştun kızımla. Doğru söylüyorsun. O bizim en kıymetlimiz. Vay. Aferin sana. Sonunda senin tarafından takdir edilebildik ya. Aa, ben seni hep takdir ediyorum, edeceğim de. Sen bak bakayım bana bir. Hı. Ne var senin o gözlerinde? Ne gözlerimi göremiyorum. Bilmiyorum ne var gözlerimde. Yani bir başka parlıyor sanki. Yani okula geri dönüyorum, eniştem iyileşiyor. Daha ne olsun? Yani anana doğruyu söylerken bile o gözler bir şeyler saklıyor. Aynı baban gibisin biliyor musun? O da böyleydi. Hiçbir zaman yalan söylemezdi Tahsin. Ama hep gözlerinde bir şey saklardı, bilirdim. Demek aynı kaderi yaşıyoruz. Bu Nergis. Seni onun stüdyosunda görmüşler bugün. Yani diyorum ki bir dahakine daha böyle özel bir yerde buluşun değil mi oğlum yani? Hani konu var, komşu var, her şeyin bir yordamı var. Nasıl? Ben de bir şeyler biliyormuşum değil mi Fatih'im? Biz burada bu kadar aşk acısı çekelim. Özlem'le mesajlaşamayayım bile. Ama sevgili abimiz gazeteci, araştırmacı Nergis'le... Devam etme. Şimdi anlaşıldı annemin istihbaratı nereden aldı anne. İstihbarat bir de Beste abladan geldi. Böyle direkt anında canlı yayın tarzında. Başka kimler biliyor? Biz. Nergis abla da biliyordur herhalde. Ve evet, bütün mahalle. Ha bir de ben bizim çocuklara söyledim. Yani bütün okul biliyor. Çok bir şey değil. Seni büyük ihtimalle okulun önünde karşılarlar. Öyle yani. Sen ne kadar güzel hatırlattın ya. Haftaya senin öğretmenin olacağımı.
Sınıfta görüşürüz beyefendi. Üstelik Orhan'ımın benim için kullandığı sözleri kullanmışsın. Çok teessüf ediyorum çünkü o iltifatların hepsi bana yapılmıştı. Orhan abi ne ara Orhan'ım oldu? Siz ne yaşa... Bilmek istemiyorum. Bu ailede nasıl her şey bu kadar hızlı değişebiliyor ya? Ne oluyor? Hatta o kadar hızlı ki biz az sonra Orhan'ımla yemeğe çıkıyoruz. Geldi galiba. Nasıl görünüyorum? Rimelin akmış, bir hemen bir temizle. Tamam, siz onu biraz oyalayın olur mu? Hemen geliyorum. Rimeli akmamıştı. Siz ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. Aleykümselam Orhan abi. Buyur geç. Hoş geldin abi. Hoş bulduk aslan. Nasıl keyifler? İyi. Çiçek yok. Çiçek yok, evet, almadım. Bir sorun olur mu? Yani. Ne yani? Çok şıksın Orhan abi. Nereye böyle? Ben bir balıkçıya gideriz diye düşündüm. Balık yemez. He? Yani hamsiden başka balık yemez. Midesi bulanır. Olur mu canım? Daha geçenlerde kendisi söyledi balıkçı diye. Tamam. O zaman kebapçı olur. Et restoranı olur yani. Et de yemez. Küçükken kuzusu vardı. Kuzusu mu vardı? Onun gözünün önünde. Ondan beri et cık. Yani tamam, illaki bir yer buluruz canım, gidecek. Allah Allah, koskoca Manoğuz sofrasında kendisini yapmadığı, yemediği yemek yok. Ben nasıl oluyor bu iş, anlamadım. Ben sana şöyle söyleyeyim nasıl oluyor. Bunlar o kadar hain çıktılar ki ben bile şaşırıyorum. Aa, bu ikisi değil mi? Hı hı. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk Filiz. Hoş geldin Orhan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi çok şükür. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Diyorum, Filiz'i diyorum, acaba kaç gibi bırakırsın eve? Vallahi 3-4. Önce diskoda şöyle güzelce bir kurtlarımızı dökelim. On bir uygun mu? Münasiptir. Evet, hadi siz iyi akşamlar. Ayrıca Rimel'in falan da atmamış. Akşam hesaplaşacağız seninle. Disko nereden çıktı? Disko mu kaldı? Ne bileyim, çok gerildim yani. Espri yapayım dedim. Yapmasa mıydın acaba? Meryem Hanım nesi var? Bir değişik. Mevzu bahis ailesi olunca. Ne oldu ki? Zamanla öğreneceğim. 11. Eniştem Hacer teyzemi kaç yılda almıştı? 2. Ama ben bunu 4 derim. 4 iyi. Ne anne? Orhan abi emekli olunca mı evlenecekler? Ya o kadarını bilemem. Hadi içeri geçin. Hainler, hainler. Bakın öyle biriniz pencereden bakarsınız falan çok kötü olur. Yürü. İçeri. Biz. Yürüyelim mi biraz beraber? Olur, yürüyelim. Bunu bırakayım. Sana bir şey soracağım. Yani sırf merakımdan soruyorum. Senin küçükken bir kuzun mu vardı? Ne kuzusu Orhan? Nesi yok bir şey. Eşek sıpaları. Bir dakika.
Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. ₺50. Pardon? ₺50, park parası. Ne park parası ya? Sen onlara uyma, ne olur. Ablayı dinle, bize uyma. Tamam Orhan, lütfen. Al bakalım. Dönüşte de aynı tarife. Keltoş. Ne? Orhan. Lütfen gidelim. Lütfen gidelim. Gidelim Filiz. Biz de Filizlensek keşke. Nerede bizde o şans? Lütfen yalvarırım sana. Lütfen Orhan. Orhan lütfen. Lütfen bak yemek yiyeceksin, tamam mı? Lütfen. Hatır mısın? Çünkü ben öyle şiddetten hiç hoşlanmıyorum. Ben de. Nefret ederim. Şiddetin her türlüsünden nefret ederim. Gerçekten mi? Kesinlikle. Gelin lan! Gelin! Allah'ın aşağılık namussuzları! Gel! Bence insanların konuşarak halledemeyeceği hiçbir şey yok bu hayatta. Ne güzel söyledin ya. Öfke, şiddet. Hepsi aciz insanların işi. Gel böyle kafanı kafana yersin! Gelin lan! Gel! Barışa cesaret edemeyen korkakların. Aşağılık kompleksi olanların. Gel lan gel! Gel! Kendine ait savunası fikirleri olmayan... Çakalları sizi! Özgüvensiz yaratıkların işi. Peki sen hiç sinirlenmez misin? Yani çok nadir. Bak Kafka'nın çok güzel bir cümlesi vardır. Der ki... Bayım... Fikirlerimi savaşsın isterim. Ama görüyorum ki silahsızsınız. Harikaymış. Demek ki adamın fikirleri yokmuş. Hadi. Ah be. Ne oldu? Ya cüzdanı arabada bıraktım. Sen içeri gir, üşüme hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Az önce cüzdanlı adamlara para vermedim ya. Şaşırdı herhalde. Bu akşam gerçekten çok karışık duygular içindeyim. Bir yandan çok üzüldüm, bir yandan da çok mutluyum. Ne diyor lan bu? Hayat böyle bir şey işte. Hiç düzgün gitmez, hiç. Hep inişli çıkışlı. Ama bazen içine bir his doğar. İşte o an evet ya dersin. Şu an yapacağın şey çok doğru. İnişi yok, çıkışı yok. Bu akşam bana böyle bir hissi yaşattığınız için çok teşekkür ederim beyler. Ne yaptık biz ya? Şimdi sizi öyle kötü döveceğim ki. Şu ana kadar yaşadığım en doğru şeyi yapmış olacağım. Al abi ₺50. Yok kalsın. Dişlerini yaptırırız. Dişlerim mi? Dişlerim yerinde. Yok. Şimdi herkes bizi biliyor yani, öyle mi? O zaman söylediğin gibi aşk... Bir cesaret işiyse biz cesur davranmışız. Yani tam olarak söylemek istediğim o değildi ama öyle olsun. Senin dediğin gibi olsun. Ay bir dakika.
Şimdi annem bana çok farklı bakacaktır. Hayır, hayır. Endişelenmeni gerektirecek bir şey yok. O benim gözlerimin parıldadığını gördü. Yeter o. Burası ne kadar güzel bir yermiş. Ben özellikle düşünmek istediğim zaman buraya geliyorum. Buradan İstanbul'un bütün tarihini görebiliyorsun. Müthiş. Ya düşünüyorum da, yani bir sürü insan var şu şehirde. Ama benim güvenebileceğim insan sayısı 3-5. 5 de Kemal Müdür. Sonra da sen. Sen hep kendin gibi oldun bana karşı. Hiç böyle bir sırrın, gizlin, saklın olmadı. Ben bunu çok sevdim. Pek aceleci davranma. Herkesin sırları vardır. Yani sırlardan, gizli saklı işlerden, yalanlardan o kadar yoruldum ki Fatih. Artık hayatımda bunların hiçbirini istemiyorum. Keşke benim de senin gibi normal bir hayatım olsaydı. Hayır, öyle demek istemedim. Hayır, yanlış anladın. Öyle demek istemedim. Öyle demek istemedim. Ya daha önce hayatında hiç heyecan yoktu demiştin bana. Tamam demiştim ama... Bak, bir dakika. Gerçekten bana biraz şans tanı. Bence ben senin sandığın kadar sıkıcı bir insan değilim. Göreceksin. Bak ben sana sıkıcısın mı dedim az önce. Hiç öyle bir şey söylemedim. Hatta tam aksine. Yani ben senin yanındayken çok heyecanlanıyorum. Yani bu aramızdaki şey... Böyle bir şey ilk defa yaşıyorum ben. Gözle görülen bir şey değil de ruhla görülen bir şey gibi. Bakar mısın bir bana? Yani sence bana bunları söyleten biri sıkıcı olabilir mi benim için? Lütfen. Hayatlarımız öyle bir kesişiyor ki seninle. Engel olamıyorsun bazı şeyleri. O noktada yani... Ama bir insanı tanıyor olmak onu aslında tam anlamıyla bildiğin anlamına da gelmiyor ya. Ben yani isterim ki, umarım önümüzde çok çok uzun bir yol vardır. Ve kendim sana tam anlamıyla tanıtabilirim. Açabilirim sana kendimi tam anlamıyla. İlk defa. Haklısın. Önümüzde birbirimizi tanımak için uzun bir yol var. Ve ben de bunun için çok heyecanlıyım. Ama hep böyle olur mu? Hep olduğun gibi kal. Bana karşı böyle şeffaf ol. Bu benim için çok önemli. Nergis mi? Delirmişsin sen. Yo. Aksine gözlerim açıldı çakal. Hayırdır, kim açtı gözlerini? Anladım. Bence bu işe girme pırpır. Bir karısı, diğer tarafta kızı. Cevdet seni çiğ çiğ yer. Böyle düşünmekte haklısın. Çakal. Ama Cevdet şu an burada değil. Biz buradayız. Bir amaç uğruna yaşamak istiyordun ya. Al sana amaç. Lağım faresi gibi yaşamak istemiyordun ya.
Al sana yaşam. Peşine düşünmesinden bıkmıştın ya, çakal. O zaman öyle bir yere gel ki kimse sana ulaşamasın. Sen herkesin peşine düş. Ben bir lağım faresi gibi ölmeyeceğim çakal. Sen de öyle. Eğer öleceksek kendi çizdiğimiz yolda öleceğiz. Neden olmasın? Kaybedecek tek bir canımız var. Onun hiçbir değeri yok başkaları için. Ya çizdiğimiz yolda öleceğiz ya da tepeye çıkacak. Bir daha aşağı bakmayacağız. Tepeye ulaşma şansımız çok az. Biliyorsun değil mi çakal? Ne zaman çok şansımız oldu ki Pırpır? İyi ki fark ettin Aylin. Az kaldı Yağız Zoka'yı yutuyordu. Anlaşma masasında beni karşısında görünce adamların bete benzi attı. Anladığım kadarıyla sen de çok kibar davranmadın onlara. Herkese hak ettiği şekilde davranacaksın. O kadar doğru söylüyorsun ki Cevdet. Bazen sana haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Özellikle Nergis konusunda seni biraz fazla yalnız bıraktım. Yani bunlara katlanamayacaksam nasıl Cevdet Emiroğlu'nun eşi olacağım ki? Hem ayrıca senin dediğin gibi Nergis daha çocuk. Bırakalım istediği kadar atsın tutsun. Ha, bak gördün mü? Söyledim sana. Biraz zamana ihtiyaç var dedim. Aynen öyle. Çabuk hallet işini dön eve. Merak etme, yarın oradayım. Şimdi gitmem lazım. Tamam canım. Görüşürüz. En yakın adamın, karın sana ihanet ediyor. Kızını öldürecekler, sen bunun farkında bile değilsin. Gerçekten çok zayıfladın Cevdet. Bulunduğun yeri hak etmiyorsun. Bütün yapacaklarının sebebi sensin. Sonuçta bu da bir iş. Kurtlar sofrasında düşen kurt yenir. Alınmaca, gücenmece yok Cevdet. Ne zaman harekete geçiyoruz? Biraz daha. Ortam biraz daha tenhalaşsın. Şehre inmek senin için hala çok riskli. Nereden nereye? Nergis Emiroğlu. Ufak çaplı da bir de meselemiz vardı. Onu da aradan çıkartırız. Nasıl olacak? Nergis'e istediğini vereceğiz. O da tıpış tıpış tuzağımıza düşecek. Nasıl bu kadar eminsin? İnsanları sevdikleriyle imtihan edersen daima kazanırsın çakal. Ay sonunda yemeğimizi yiyebildik. Başımıza da bir şey gelmedi. Ne gelecekti ki başımıza? İşte sen çekip gidebilirdin. Ben tuvalette mahsur kalabilirdim. Bir dakika. Sen tuvalette mahsur mu kaldın? Ama mevzumuz bu değil. Ayrıca o gün beni bir saatçik bile beklemediğini de hatırlatırım sana yani. Yapma Filiz, hala aynı konuma. Ama bugün çok keyif aldım. Ben de. Kesinlikle. Eyvah. Ne oldu? 11'e 10 var. Değil mi? Çabuk çabuk çabuk. Tamam bir saniye. Hesabı. Hallederim ben. Thank you.
İyi geceler. İyi geceler Orhan. İyi geceler Filiz. İyi geceler. İyi geceler. Bugünü de atlattın ya, sana helal olsun. Sana ve kardeşlerine bu akşamki muhteşem karşılama için çok teşekkürler gerçekten. Yarınki antrenman için fazladan sana 100 tane şınav ekledim. Şınavdan korkan... 150 oldu. Olsun. İyi geçti mi bari gece? Çok fazla detay vermeden. Hayatımın en romantik gecesiydi. Çok güzeldi. Neyse, ben mahzene geçiyorum. Şu araştırmalara devam edeyim. Tamam. Çayırbaşı köyünde görülmüştür. Tekrar ediyorum. Şile yolu Çayırbaşı köyü sapağı. Tamam. Merkez 4421. Anlaşıldı, tamam. Hacer, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kemal yeter artık. Heyecan yok diyoruz. Gözlerinden ateş fışkırıyor telsizi eline aldığında. Hacer'im. Ben telsizim elimde olmadığında zaten mutlu hissedemiyorum ki kendimi. Kemal yeter. Peki tamam. Hepimizi ne kadar meraklandırdın biliyor musun? Ben ister miydim cezaevinde bıçaklanmayı? Biliyorum, biliyorum işin bu. Ama sen de anlasana. Hep bir telefon bekliyorsun. Ya da kapıya gelecek bir ekip odası. Seninle ilgili kötü haber verecekler diye... her kapı zilinde, her telefon çalışında oturduğun yerden zıplamak... onu da sen anlayamazsın. Yıllardır kahrımı çektim. Çok üzgünüm. Neden üzgünsün? Üzgün olma. Hep ben seni böyle sevdim. Alışıyorsun diyeceğim. Alışamıyorsun. Ama yaşayıp gidiyorsun işte. Yanımdasın ya. Önemli olan da bu zaten. Merhaba Kemal Bey. Merhaba Doktor Bey. Kolay gelsin. O kadar mı kötü? Tansiyon var. Şeker de yüksek. Kolesterol. Kolesterol de yüksek. Daha da ne diyebilirim bilemedim yani Kemal Bey. Yani gördüğüm kadarıyla sadece iyileşmekte olan yaranız değil. Kendinize de iyi bakmanız lazım. Ama yaralarınızdaki süreç umduğumuzdan da iyi gidiyor. Oh, çok şükür. Bir de son olarak size bir diyet programı uygulayacağız. Harfiyen lütfen uyun ona. Merak etmeyin Doktor Bey. Diyet işi bende. Diyetse diyet. Yani... ne zaman taburcu oluyorum? Şimdilik biraz daha bizimle berabersiniz. Yani bir iki tetkik daha yapacağız. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Sakın bana ona bileceksin demeyin. Röntgeninizi çekmemiz lazım. Yani bu halinizle nasıl gidebilirsiniz? Yürüyerek. Ah! Kemal. Ah! Peki, binelim.
yavaş. Düt düt. Bir yarım saatlik daha işimiz var. Daha sonra geliriz. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun. Ne kadar kalması gerekiyorsa kalsın. Siz onun aksiliğine bakmayın. Efendim? Sakın kapatma Nergis. Cüneyt. Ne istiyorsun? Herkes seni arıyor biliyorsun değil mi? Ben de seni arıyorum. Ülkenin en cevval gazetecisini. Ne istiyorsun söyle. Bir alışveriş. Elinde isteyeceğin bilgiler var. Senin elinde benim isteyeceğim hiçbir şey olamaz Cüneyt. Annenin intiharına dair. Elimde belgeler var desen. Ve mesela... Ailenin bu işle ilgisini, doktor kuzeninin ölümü arasındaki bağlantılar nedir bilmek istemez misin? Ne gibi belgeler var elinde? İlgini çekti galiba. Ve işin gerçeği şu ki Nergis. Dediğin doğru. Herkes beni arıyor. Ben de kendime bir çıkış yolu bulmalıyım. Nasıl bir çıkış yolundan bahsediyorsun? Elimdeki bilgilere karşılık Kemal müdürümle bir özel bir görüşme. Sadece ve sadece ona güvenebilirim. Kemal müdürümü arardım ama bana karşı biraz tepkili olduğunu hissediyorum. Yani bence kendisi haksız sayılmaz. Ben de ona hak vermiyor değilim. Bu işte ara buluculuk yapacaksın Nergis. Ben sana... İstediklerini vereceğim. Sen de Kemal müdürüyle benim için konuşacaksın. Onunla güvenli bir yerde buluşacağız. Benim senden tek istediğim bunu halletme. Peki elinde bilgiler olduğunu nereden bileceğim? Aa, güzel Nergis, güzel. Elimdeki bilgileri ben sana telefonda söylersem... Ne gibi bir kozum kalır elimde? Benimle buluş. Hmm, anladım. Bana güvenmiyorsun. Hani bana güveniyordun? Ama ben kaybedecek bir şey kalmamış bir adamım. Senin son şansım olduğunu biliyorum. Ben de senin annenle ilgili gerçeğe ulaşman için son şansınım. Ben kaybolursam benimle birlikte her şey yok olur. Seni bir daha aramayacağım Nergis. Nerede buluşmak istiyorsun? Tamam, yuttu. Dikkat edeceksin. Dediklerimi harfiyen yapacaksın, çakal. Demek bu gece bir tarih yazılacak. Eğer her şey istediğimiz gibi giderse... Evet. Ses analizleri Cüneyt'e ele verdi. Onu bulduk aslan. Kimle konuştuğunu tespit edebildin mi? Evinin önüne bak. Cüneyt ona annesi hakkında bilgileri olduğunu söyledi. Korkuya razmak. İşte en büyük gücümüz bu. Çünkü korku içinde yaşayan bir insan asla özgür olamaz. Özgürlük insanlar için tehlikelidir. Çünkü onunla ne yapacaklarını bilemezler. İşte korku burada karar vermeler için insanlara yardımcı olur. Daha büyük, daha güçlü bir şeyin parçası olmayı seve seve kabul ederler. Bunun için
yalnızca özgürlüklerinden vazgeçmeleri yeterlidir. Bu yüzden her gittiğimiz yere korkuyu taşırız. Bu duyguyu insanların içine öyle bir yerleştiririz ki her nefes alışlarında hatırlarlar. Yapabileceklerimiz asla gözlerinin önünden gitmez. Ve en güzeli de korkunun sadece bir başlangıç olması. Herkes her tehlikeye girdiğinde sen de orada olacaktın Akıncı.